Mesaj geldi Elif'ten. Elif ne? Merhaba. Baba oldun, tebrik mi ediyor? Yok. Benden habersiz. Gergin bir mesaj olabilir. Aynen. O zaman maça yengem mı gittin? Bir tane ya. Geçen yine iki muhabbet ettik. Gerçekten 10 numara bir insan. 10 numara bir hanımefendi. Ben de şöyle, demek ki insanın basireti bağlanıyor. Demek ki insanın basireti bağlanıyor. Yani Elif gibi bu kadar aklı başında. Güzellik desen güzellik. Kültür desen kültür. İşi gücü yerinde. Ondan sonra. Oluyor yani, bunlar oluyor. Var böyle çiftler. Allah mesut etsin. Etsin. Etsin etsin. Etsin. Ne etsin. Yaptı? Amin. Kurbağa şeyi mi gömdü? Kızın şeyine. Olur ya yani, büyümüyü. Bahçeye. Sidik midik biliyorsun. Aman hocam, tamam. İşletiyorlar abi. Doğru söylüyorsun, yapıyorlar. Benim büyücü bir arkadaşım bu var. Bu programın canlı olması beni çok ürkütüyor şu an. Yok lan, bir şey olmaz. Benim büyücü arkadaşım var. Bizim de büyücü tanıdıklarımız var yani, yıllarca. Bende 10 sene büyü vardı. Ne acaba? Ben neden 2016-2017 gibi, ben ona bakarsan spor basına 2009'da girdim. Orada 6-7 sene niye ben böyle zaman kaybedip sonradan bir anda hızlandım? Büyü vardı bende. İyi de sen büyü, kendine büyü. Zaten o zaman da medyada biliyordun. Ben diyordum da yani halk çok bir haberi yoktu. Anladım. Büyücü arkadaşıma gittim. Yıl 2015-2016 dediler ki senin dediler. Evin, ne tür büyülerdi? Evinin şeyde? İşte bütün çevresine işenmiş dediler. Ondan sonra bahçene, apartman girişine, hatta yani evinde kapının önüne falan filan. Biz oraları bir temizlettik. Sonra oraya şey yapılıyor. Beton döküldü. Anti büyü. Ne büyü? Oralara ben girmeyeyim artık. Tamam, devam edelim. Çok rahatsız oldu. Tamam.